Herkese merhabalar. Yeni yılın ilk gününde sizlere anne köftesi tarifiyle geldim. Anne köftesi hepimizin çok seveceği ve basit bir tarif. Tarifimiz için kişi başına yeterli gelecek şekilde kıymamızı hazırlayalım. Ben 500 gram dana kıyması kullandım. İçerisine 2 büyük dilim bayatlamış ekmeği ıslatıp rondodan geçirdim ve ilave ediyorum gördüğünüz gibi. Büyük boy bir soğanı yine rondodan geçirdim ve acı suyunu da süzgeç içerisinde sıkarak çıkardım. Yarım demet maydanoz kıydım ve onu da ilave ettim. Şimdi sıra baharatlarımızda ve damak zevkimize uygun olacak şekilde tuzumuzu da ilave edelim. Kırmızı pul biber ilave ediyorum. Karabiber ve biraz da kimyon karışımı ilave ediyorum. Elinizle veya bir kaşık yardımı ile de karıştırmaya başlayabilirsiniz. Karışımımızın içerisine çok az, bir yemek kaşığı olacak şekilde biraz da sıvı yağ ilave ettim. Bütün malzememiz etimizle iyice özleşsin ve birbirine iyice karışsın diye güzelce yoğurmaya başlayalım. Yoğurma işlemi oldukça önemlidir köfte yapımında. Çok güzel yoğurmalıyız ki her şey birbirine iyice karışıp özleşsin. Bütün malzemelerimizi iyice birbirine karışmasını sağladık. Gördüğünüz gibi güzelce yoğurduk. Artık köftemizin etini hazır ettik. Şimdi kabımızın üzerine bir streç geçirelim ve en az yarım saat, vaktiniz yoksa 15 dakika kadar buzdolabında bekletelim. Dinlendirelim. Bu arada da yanında olmazsa olmazımız patateslerimizi hazırladık, dilimledik. Sizler dilediğiniz şekilde patatesinizi dilimleyebilirsiniz. Kızgın yağda kızartalım ve köftelerimiz dinlenirken biz de patateslerimizi hazır edelim. Köftemizin yanına dilediğiniz gibi patates, biber, patlıcan, kabak ya da domates de hazırlayabilirsiniz. Kızartarak çok güzel bir öğün hazırlamış olursunuz. Şimdi acele ise benim gibi sadece patatesle de yetinebilirsiniz. Patates ve köfte birbirine çok yakışır. Sizlerin de mutlaka damak zevkine uygundur bu lezzetler. Patateslerimizi kızartıp hazırlayalım ve onları da bir kenara alalım. Dinlendirdiğimiz köfte harcımızı alıyoruz ve artık hazırlamaya geçelim. Gördüğünüz gibi küçük parçalar halinde yuvarlak alıp elimize oval hale getirip parmağımızla bastırarak şekil veriyoruz. Bütün köftemizi, etimizi bu şekilde kızartılacak hale getirerek anne köftemizi hazırlamış oluyoruz. Hazırladığımız bu köfteleri dilerseniz buzdolabı poşetinin içerisine yerleştirerek buzluğunuzda da saklayıp daha sonrasında çıkartıp kullanabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi tüm harcımızı
hazırladık ve köfte haline getirdik. Bir kısmını kızartmak için ayırdım. Bir kısmını da size daha önce bahsettiğim gibi buzdolabı poşetlerinin içerisine yerleştirerek derin dondurucuma kaldıracağım. 4'er 5'er sıralar halinde poşetin içerisine diziyorum ve ikiye katlayarak daha az yer kaplaması için bu şekilde hazırlıyorum. Kızarttığımız köftelerimiz ve patateslerimiz servise hazır. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen.